Selamlar, burası şehir veritim. Bugün yanımda Net var. Ne haber abi, nasılsın? İyidir abi, senin sorunu da. Ben de iyi olmaya çalışıyorum artık ya hayat şartları falan filan. E, Net'i ben ilk defa Prince albümü işte ya da mixtape'i... Aslında mixtape demek daha doğru. E, mixtape ile dinledim. E, i̇çinden de üzüldüm. E, nasıl olacak ve ucuz otel parçalarını beğenmiştim. Onları ayırmıştım yani bir kenara. Kendisini de daha önce Twitter'da paylaştım yani buraya bir bakın diye O buraya bakın dediğim parçanın ismini şu an hatırlayamadım Ama melek artwork olan bir parçaydı <laughs> Sanırsam şeydi gerçeklikten uzak olması lazım Evet <laughs> evet gerçeklikten uzak parçası O bana biraz jenerik bir trap vokali gibi gelmişti ama Jenerik bir trap vokalini ve flowunu yapmak da aslında bir noktada belli bir yetenek istiyor Yani jeneriği yapmakta da aslında bir şey var Jenerik bir şey yaptığında karikatür de olabilirsin. Karikatür olmadan jenerik olanı yapmak çok şey gelmişti bana. Okey bu buraya bakalım abi bir dakika bu çocuk ne yapacak ne edecek falan diye. Ardından Prince mixtape'i çıktı. Şimdi bir tane daha mixtape hazırlıyor. Ben de kolundan tuttum ve dedim ki... ...net bize neler anlatmak istersin? Neler anlatmak istersin abi bize? Prince nasıl oldu? Abi çok teşekkürler önce söylediklerin için. Ee, Prince şöyle oldu. Ben sürekli böyle kafamda işte... Piyasada şu an şöyle bir akım var yani single üzerine single single single. Bu da ben her zaman çok geriyordu yani hani herkes bir hikaye olmadan bir şey olmadan single ürün atıyor, bu dinleniyor ve işte bu sönüp gidiyor. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Hani yatak odasından da tam profesyonel albüm çıkartabilir miyim diye düşündüm. Pek para harcamak da istemedim ve dedim Prince diye bir şey yapayım. Prince de küçük Prince'den ilham olarak yaptığım bir şey yani. Ardından bir 10 gün içerisinde albümü kaydettim komple. Kendi temel olarak böyle gelişti. Yani olay tamamen ortaya bir karakter çıkarmaktı yani. Peki e, albümle alakalı mixtape ile alakalı. Böyle içine sinmeyen ve ulan ileride bir tane daha böyle bir şey yapacağım. Ve o bu sefer bu hatayı yapmayacağım dediğin ne var burada? Bu süreçte 10 günlük süreçte. <laughs> yani öyle diyebileceğim bir şey yok da. Mesela, mesela ucuz oteli sen beğenmişsin. Ben mesela ucuz otelin. O şarkıyı öyle yapmazdım diyebilirdim yani mesela. Çünkü vokallerinin bazı yerlerinden şikayetçiyim hani. Çünkü hala tarz oturtmamışım gibi duruyor orada böyle. Ama aslında yani şöyle bakabiliriz buna. Clubhouse'da konuşurken mixtape kültürü üzerine mixtape'in bir oyun alanı olduğundan bahsetmiştik. Yani o... Şöyle, ben mesela bu albümü Spotify'da görseydim, senin bu Spotify profilinde olsaydı Prince mixtape'i, daha başka bakardım. Yani daha sert bakardım. Çünkü bence o platformlarda ben müşteriyim ve bana sunacağın ürüne çok güveniyor olman lazım. Deneysel bir şey yapıp oraya koyamazsın. Yani e, kafama göre takıldım diye. Mixtape'in öyle bir avantajı var. Yani dedin ki ben bu vokali böyle yapmazdım. Ama işte buradan bence rapçiler ya e, hem senin gibi no name'ler hem daha mainstream alandaki rapçiler. Mixtape denen aracı çok daha iyi kavramaları gerektiğini düşünüyorum. Peki sıradaki mixtape'inde prense oranla nasıl bir fark olacak? Neler olacak? Ne değişiklikler olacak? Öncelikle o hani no name rapçilerin daha çok mixtape yapması. Mesela benim de en çok görmek istediğim şeylerden bir tanesi. Çünkü ben de kendi çevrem olsun. Başka no name rapçi arıyorum etrafımda ama Hani görebildiğim tek ürün Spotify'da bir single iki single oluyor. Onun yerine böyle bir mixtape görebilse insanlar birbirini daha rahat keşfeder ve kendi tavrını sesini daha iyi yansıtır. Böyle de bir avantajı var. Hazreti de şöyle bir şey var. Prens hani küçük prensten esinlendiğim için daha böyle ipe sapa gelmez bir karakter yani. Hani daha ım, argo kullanıyor, daha sert, daha düşünmeden yazıyor gibi aslında. Ama Hazreti çok daha olgun ve içsel bir karakter. O yüzden de hazreti demek istedim ona da. Hani. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Yani e, prodüksiyonu nerelerden hallettin bu Prince Mix evinden. Şöyle 6 tane prodüktör var. Ee, ya tam kesin olmayanla beraber şu an hani toplam 6 olacak. Hani isimlerini Twitter'dan belki sonra yazarım ama şey var. Çağatay Ertürk var. Ee, vasıfsız eleman var Twitter'dan tanışmıştık. Yiğit var. 16-17 yaşında çok yetenekli bir çocuk. Hepsi boom bap bu arada bütün albüm. Hani çünkü trap canrasından bir çıkmak istedim. Bunlar bunlar önemli şeyler abi yani e, bence bence gerçekten şey önemli yani e, bugün biri trap yapmaya başladığında trap'i bırakmıyor. Bu Bum, de var aynı durum. E, onlar da kesinlikle kendi yaptıkları canrayı bırakmıyorlar. E, Türkiye'de tabi biraz canra mikro milliyetçiliğe döndü yani mikro milliyetçilik temelinde herkes kendi sandığını savunuyor. Ee, senin böyle değişik janralara gitmen de bence değerli bir şey. Yani onların arasında serbestçe geçiş yapabiliyor olman, yap, yapmayı göze alıyor olman. Çünkü şey daha kolay yani. 10 tane e, trap mixtape'i spamlesen bence çok daha hızlı olur bazı şeyler ama. Ee, şey zaten hani böyle baktım ki trap'e artık şey yapabiliyoruz yani. Nasıl diyeyim? İşin gidişatını kavradım ve böyle trap'e verebileceğim her şeyi vermiş gibi hissediyordum bir yerde. Hani şey olarak şu anlık. Dedim ki bu rahatlık alanından bir çıkayım. Kendim, çünkü çünkü Bumbepe dönerken ilk başta çok zorlandım ve bu çok hoşuma gitti. Hani trap ritmine o kadar alışmışım ki Bumbepe'le alakalı her şeyi sanki unutmuş gibiydim. Şimdi tekrar oraya döndüm ve yeni bir challenge gibi çok iyi hissettirdim. İleride sence bunlar sana bir şey katacak mı? Yani bu bu deneyimler bir sanatçı olarak önemli ama sana müzisyen kimliğiyle tırnak içerisinde ee, bir şey katıyor mu bu denemeler? Ya da ne kat ne katıyor? Öyle sorayım. Bence inanılmaz şeyler katıyor ya özellikle mixtape'den sonra aldığım geri dönüşler olsun işte daha sonra bu albümle şimdi yoğunlaştığımda bile hani çevremi bile şu an kendime inandırdım. İlk başta ben rap yapmaya başladığımda etrafımda çoğu insan inanmıyordu ama bu yaptığım albüm benim kendi yakın çevremi ve biraz etrafını daha etkiledi va bak insanlar bir şey yapıyor bu çocuk bir şey yapıyor dediler ve bu Boom Bap albümüyle de yeni yeni insanlara dinletmeye başladım Sound'umu değiştirip yeniden bir şey yapmama. Artık insanlar hani tamamen daha çok güveniyor. Bu çocuk müzikle alakalı bir şeyler yapıyor diyorlar. E bu, bu bu değerli bir şey. Ben de yani ben kendi çapımda çok ilgileniyordum bir zamanlar. O şey normal yani e, bilgisayar oyunu oynamak gibi görüyor birçok insan amatör olarak müzik yapmaya başladığın zaman. Hani bizim oğlan da eğleniyor falan. Hani Zaman geçiriyor o zaman öldürüyor falan. Bir yerden sonra çevren ciddi almaya başlıyor. O bence ya şey gibi bir şey yani binlerce insana konser vermemek hissi gibi bir şey yani bir anda çevrenin sana inanıyor olması. E, globalden kimleri dinliyorsun? Kimleri takip ediyorsun? Ya da yerel. Ya yerel açıkçası son 1,5 2 yıldır hiç takip etmiyorum. Hani şöyle takip etmiyorum ama hani çıkan işlere böyle Instagram'da snippet tarzı bakıyorum. Hani hoşuma giden bir şey varsa açıyorum. Albüm olarak son No.1'i dinledim mesela. Bir de DaPoet'i dinledim. İkisi de gerçekten ben hani böyle müzik eleştirmeni gibi çok böyle detaylı şey yapamam hani albüm iyi kötü ama ben ikisinde çok bayıldım. Çünkü Dopoet'i çok özlemiştik. No bir zaten benim küçük ilk küçüklüğümde ilk dinlediğim rapçilerden bir tanesi. Bu arada iki tane iyi albüm dinlemişsin abi tamam. Abi, Türkçe rapten ne dinleyeceksin ki zaten yani. Okey Dopoet var No bir var yet, tamam yeter yani. Baneva'ya bakacağım. Baneva'yı unuttum. hani Ona vakit ayıracağım. Bir de Baneva dinledikçe biraz tarzım Baneva'ya kayıyor. Onu da o yüzden bir dinlemedim. Benim yani albüm Baneva, Baneva, Baneva enteresan bir örnek. Yani ya insanın bir müzisyen olarak sorunu şey olabilir mi? Çok yetenekli olması olabilir mi ya sorun? Hani negatif şey bu mesela herifte yani. Herif o kadar yetenekli ki şey oluyorsun yani. Ben podcast'ta da söylemiştim. Hani abi <laughs> anladık yeteneklisin. Bu flow'ları yapabiliyorsun. Teknik değiştirebiliyorsun. Vokalin çok iyi falan okey. Ama bu kadar yapmasam. Ben hayatımda hiç böyle bir cümle kuracağımı düşünmüyordum mesela. Hani yani... Abi çok yeteneklisin anladık ama yapma bunları falan hani yani inanılmaz. E, mixtape içinde demiyorum yani mixtape eksenli sormayacağım bu soruyu sormuyorum yani ama e, şarkı kompozisyonu denen kavramı veya albüm kompozisyonu albüm kompozisyonu daha doğru olur e, bunlar üzerine çalışıyor musun mesela bence no name'lere dair eksik bir şey yani genelde şöyle oluyor Türkiye'de ve globalde de aslında artık böyle bu single yarışından dolayı 10 tane single bir araya getiriliyor aslında ve buna albüm deniyor genel hatlarıyla baktığında e bunlarla ilgili nasıl bir düşüncem var? Yani bir yerde şey mi? Ben beğendiğim şarkıları bir araya getiriyorum ve buna albüm diyorum mu? Yoksa benim bir tema, tema etrafında söyleyecek şeylerim var. Sound ne olursa olsun ben bunu yapmak istiyorum. Hangisi? Ya bence her türlü ikincisi ya. Sonuçta dediğim gibi ben hani albüm başlı başına böyle hani oturup başından sonuna yazılacak bir hikaye olması lazımken yani. Ki zaten o yüzden ben piyasasını piyasasında takip etmeyi bıraktım. Hani albüm atsa birileri dinlerim ama böyle Çıkan tek tek single öyküsüz işler zaten şey olmuyor. Sana geçen bir şey olmuyor. ya Ben öyle hissediyorum en azından. Peki yani şimdi senle beraber aslında bu haftayı da yapmam. Yani upcoming haftasını da yapmam. Ee, şundan olmuştu. Sen senle beraber işte Seven D3. E, bir daha birçok ismi sayabilirim. Ee, böyle ufak bir mixtape ve yeni bir yeraltı başlamaya başladı. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Yani çok böyle küçük nüanslar bunlar. Çok küçük tweetler görüyorum. Çok küçük hareketler görüyorum. Çok küçük storyler görüyorum. Ee, bir yerde de underground kendi etrafında değişiyor. Yeni bir underground oluşuyor. Yani eski eskiden ya da bu da iki sene önce underground şeydi. Yani bumbep yapan herifler kendilerini underground diyorlardı. Ama 500 bin takipçileri falan vardı. Böyle enteresan bir durumdu. Ee, sen ne düşünüyorsun şu an şu anki underground piyasada? Piyasa hakkında ya da yeni gelenler hakkında öyle sorayım. Yani şu anki underground piyasayı ya biraz işte bence senin saydığın isimler gibi mesela ben de onları takip ediyorum. Özellikle Seven'ın son mixtape'i bence çok güzeldi. Hani çok farklıydı. Yani coğrafyamızda gerçekten iyi gelen eserdi. Bana mesela dinlediğimde çok iyi geldi. Aynı zamanda Türk Underground'ın bayağı da önemsenmediğini düşünüyorum. Yani Underground denen kavramda çünkü sanatçının daha fazla ücretsiz iş dağıtması lazım. Daha çok kendini gösteriyor olması lazım. Bizim undergroundımız şöyle bir underground'a dönüştü. Çocuklar stüdyoya gidiyor, single çıkartıyor, bir şirketle veriyor. Ve işte üç single'lı rapçiler var şu an bir sürü. Beş single'lı rapçiler. Ama şarkıların hepsi birbiriyle çok bağlantısız, alakasız, hiçbir şey yok. Böyle kariyer işte, EP. EP ile sahneye çıkamazsın yani. Güzel, güzel tespit. Ben en azından yani şöyle biraz ben şey değilimdir hani böyle rap savunucusu olmak istemem ama hiç öyle bir görüşüm yok işte böyle hip hop fedaisi falan da değilim. Ben hip hop'u çok öğrenmeye çalışan biriyim sadece hani çok bilmiyorum ama gerçekten çok öğrenmeye çalışıyorum. Bu rapte nasıl yaptığından çok çizdiğin karakter çok önemli. Yani yansıttığın profil. Türkiye'de ise daha çok tek böyle hani atışa odaklanmış herkes. Tek gördüğüm bu yani. Ya o, o onun sebebi şey olabilir. Yani hadi ben senin kafanı açayım 3 saniyeliğine. <laughs> Türkçe Türk Şerep'te şirketleşme başladığında, şirketleşme dönemi başladığında, e, müpteza sonrasında. Bazı büyük şirketler çok fazla para harcadı. Çünkü bunlar euro ile kazanıyorlardı. Yani ana şirketleri euro ile yatırım yapmıştı Türkiye'ye. Yani bütçeleri euro üzerindendi. Ve çok dandik albümlere, çok böyle... Dandik demeyeyim hadi hakaret olmasın yani o kadar etmeyecek albümlere. Euro ile olduğu için inanılmaz paralar ödediler ve hani bu enflasyon yani bunun tanımı enflasyon. Bir anda piyasada inanılmaz fazla para oldu. E bu da bir yerde herkesi buna yönlendirdi. Yani 3 single çıkarayım, bir tane ipi hazırlayayım, ben bu ipi şirkete satayım. Böyle bir e, ekonomi oldu. E bu bir de çok hızlı olduğu için bunun bir yıkıcılığı oldu yani bir, bir noktada e, yıkıcı bir şekilde gerçekleşti bu olay. Bunun sonucunda da aslında Underground biraz temizlendi. Yani bu dediğimi yanlış anlama ama mesela sana e, Sevena D3'e, e, yani şu an aklım onlar geldiği için direkt onları söylüyorum. E, onlara alan bu sayede açıldı. Çünkü bir taraf çok fazla öbür öbür yere yığıldı. E burası boş kaldı. Burası boş kalınca da siz rahatça çıkabildiniz. Ya yani ben mesela şu an olan şeylerin, şu an hepinizden duyduğum hepinizin bana söylediği ya da şeyleri tek tek baktığımda Şeyi görebiliyorum yani bundan 3 sene önce böyle olmazdı bu iş. Ya da 2 sene önce böyle olmazdı. Bir noktada yeni bir Underground için de tam doğru zaman aslında. Seven'ı konuştuk mesela. Seven'ın albümü beni çok şaşırttı. Yani bandcamp'ten çıkıyor olması beni çok şaşırttı öncelikle. Bandcamp release olması. Ardından içerideki sound'lar falan beni çok şaşırttı. Eksikleri tabii ki var. Yani kusursuz bir iş değil yani sonuçta. Ama e, mesela senin mixtape'ine de bakış açımı değiştirir çünkü bir noktada bu bir yarış. Yani okey siz yarış gibi bakmıyorsunuz. Ama benim gözümde bu bir yarış. Bu bir competition yani bir rekabet var bu işin ucunda. Ee, peki sen bundan sonra bu, bu rekabetin ne tarafında olacaksın? Şey mi? Ya ben bir iki mixTape daha yaparım abi. Ondan sonra şirketlere giderim ben falan mı? Ya da ben independent takılacağım abi mi? Sanatçıyım ben. Abi. <laughs> ya ben muhtemelen şimdi önüme nasıl bir yol çıkar bilmiyorum ama ben açıkçası şu an Hazreti mixtape bitmek üzere. Ondan sonra bir tane daha MixTape var zaten. Hani şu an hala kayıtları devam ediyor. 5-6 parçası bitti onun da. Hani ben MixTape'li bir süre daha yürüyeceğim. Bir şirketle anlaşma sağlamayı sağlamam herhalde yani böyle baktığım zaman ama para o kadar, o kadar aynen. kesin o kadar kesin <laughs> O kadar da kesin konuşamam ama. yani. <gülüyor> <gülüyor> Onu bilemem ama en az böyle yaz sonuna kadar <laughs> evet. iki MixTape daha çıkartmak istiyorum. Evet süper süper e, peki yani bu e, az önce bahsettiğimiz isimleri ya da seni dinlediğin mesela Seven falan dedin bunlara ne ne açıdan bakıyorsun yani bir şey mi ben bu insanlardan ilham alayım gaza geleyim mi yoksa a, ben bu insanların yaptığı işlere bakayım ve onlardan daha iyisini yapayım mı? Şeyde Seven'ın özellikle bu son mixtape'inden sonra ona bakış açım inanılmaz değişti çok saygı duymaya başladım yani zaten hani işlerini beğeniyordum takdir ediyordum böyle benim yaptığımdan çok farklı bir rap yapıyor, yapıyor. Yapmak istiyor ve elinden geldiğince de yaptığını düşünüyorum. <gülüyor> müzikal <gülüyor> müzikal bakış açılarımız çok farklı. Ama o fark çok hoşuma gidiyor. Onun. Hani oradan ne toplarsama bakıyorum ben biraz. E, bu da bu da aslında güzel bir nokta. Hiç iletişime geçtin mi birebir? Vallahi hani aklımda geçeceğim bu son albümünden sonra böyle şeyi de yazacağım. Twitter'dan böyle sadece ufak men şey mentionlaştık. Instagram'dan falan ekleştik. Öyle kaldı henüz. Ama iletişime geçeceğim onu da. Yani bu da bu da önemli bir şey aslında. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Yani bir noktada Türkçe rapte de bu Mühteza sonrası bir dalga geldi, kısa bir dalga geldi ve kayboldu. Ama onların hatası şeydi. Onlar bir jenerasyon çıkaramadılar. Yani e, jenerasyon olman için aslında beraber hareket etmen gerekiyor. Yani crew gibi değil ama bir noktada birbirinin müziğinden beslenen ve birbirinin müziğiyle etkileşim halinde olan insanlar olmanız gerekiyor. Ee, ya benim mesela böyle bir hafta hafta yapmam yani upcoming artist diye bir şey yapmam birbirinizden haberiniz olsun birbirinize iletişime geçin yani şey gibi değil arkadaş olun demiyorum yani oha what the fuck bana ne oğlum? <laughs> ama ya ama ya birbirinizi bilin en azından e, birbirinizin müziğine daha bir, bir rekabet haline sokmak isterim siz yani benim yapabileceğim maksimum bu çünkü hani bir, birbirinizden gaza gelin birbirinize coşun birbirinizde disleşmeyin ama <laughs> rekabet içerisinde olun e Şeye nasıl bakıyorsun? Hadi dis dedik. E, Türkçe şerefdeki böyle e, disleşmeler, içi boş disleşmeler. Dis kavramına nasıl bakıyorsun? Yeni nesil nasıl bakıyor dis kavramına? Yani belki bence biz yeni nesil olarak bu konuda daha şeyiz böyle, daha soft takıldığımızı düşünüyorum. En azından ben. Yani dislere baktığın zaman çünkü bize daha manasız gelebiliyor onların şu anki kavgası. Hani belki biz de yaşımızı alınca, otuzlarımıza gelince o kafaya erişiriz ama yani yani şey Bedel tabii ki de güzel disler var mı? Var. Dünyada var. Açıp dinliyoruz ama bizim ülkemizde niye güzel dis yok? <laughs> yani. Yani onun, onun sebebi şey olabilir mi? Sadece merak meraktan soruyorum yani. Ee, bizde disin aslında bir prim aracı olması. Hani yurt dışında yurt dışında çünkü bu yani e, bir yaşanmışlık olması gerekiyor ya arada ve personal bir şey aslında disleşmek. Yani disrespect abi yani hani ee, bir noktada yaşanmış bir şey olması gerekiyor. Türkiye'de biraz daha farklı. Ee, hadi biraz senin müziğine dönelim. Çok konu dışına çıktık. <laughs> Çıktım daha doğrusu. Pardon. Yani ben ben şanla ilgili şeyi merak ediyorum. Yani e, bir noktada bu mixtape geldi. Bir noktada Hazreti mixtape gelecek. Bu arada Hazreti mixtape'in kapı inanılmaz güzel. Ben çok beğendim. Buna gü Prense çok gülmüştüm ama e, Hazreti'yi çok beğendim gerçekten. E, müziğinde ...sanatın yeri... ...yani sanat dediğim diğer... E, ...sanat kollarını ...sinema... ...heykel... E, ...zart zurdu... <laughs> ...zart e, ...bunlara bakış açı nasıl? Yani müziğin nasıl besleniyor bunlardan? Evet abi... ...evet çünkü bana... ...bir dakika... ...dur... ...hemen... ...ufak bir ara... ...ufak bir ara... ...bir saniye... E, ...tamam... E, ...tekrar baştan alıyorum... E, Diğer sanat dalları mesela sinema, e, edebiyat gibi şeyler müziğine ne katıyor ya da müziğine bir şeyler alıyor musun oralardan? Neler alıyorsun yani, alıyorsan? Özellikle film diyebilirim. Yani film izlemeyi çok severim. Hani çok fazla film izlemeye çalışırım. Hani altında kalmışlar, altlarda kalmışları da dinlerim falan böyle. Bu yönümü bir görsel sanatlara çok meraklıyım genel olarak. Fotoğraf çekme olsun, şoplama veya işte kendi yani genel olarak görsellere çok büyük bir merakım var. Bu ikisi en çok müziğime. Çünkü çoğu zaman yazarken de aslında böyle aklımda klibini çekerek yazıyorum falan. Her şarkının öyle bir kenarda şeyi var. Öyle öyle diyen bir tane rapçi, Türk rapçi vardı ama şu an hatırlayamadım kendisini. Şey ben bütün şarkılarımı bir klipmiş gibi yazıyorum falan. <laughs> Güzel laf. Aklı. Güzel laf. Belki oradan araklamışımdır ya. Yani. <laughs> yok yok. Ara, arak değil ama çok benzerlik sezdim. O güzeldi. Ya şey, şeyi de merak ediyorum bir yandan. Şimdi bir mixtape geldi. E, Hazreti mixtape geliyor, ondan sonra bir mixtape daha dedin. E, bunların içinde şey mi olacak? Yani mesela bir sonraki mixtape drill mi oluyor? Merak ettim. Yani şimdi bunbep dedin, hadi trap trapcapp da e, bunbepi de cep atıyoruz. Ne kaldı? Drill kaldı. Yo yani <laughs> drill açıkçası bir iki parça yaptım Hani yayınlar mı bilmiyorum. Bir tanesi güzel ama eminim ona. Ama farklı bir drill şey değil böyle klasik kar maskesi takıp bağırmayacağız yani. Daha tatlı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kimse korkmasın. Kimseyi vurmuyorum şarkıda. Çok tatlı bir şarkı böyle. Sadece drill ritmi var. Hani? <laughs> o, o, onların da içinde olduğu, hani içinde bir veya iki drill parçanın olduğu bu Hazreti Mixtape Part 1 Golden Age era demiştim ben buna. Hani çünkü işte klasik Golden Age dediğimizde hip hop'ta boom bap geldiği için hani böyle bir şey yaptım. Bunda da Aynı kapağın farklı görselini de hazırladım ben. Böyle görseli daha nasıl diyeyim abi asit trip bir hale getirip <laughs> sunup daha new school bir şeye dönüştürmek istiyorum. Yani Hazretin'in iki boyutunu da göstermek istiyorum. Plan bu şimdilik. Çok güzel bir noktaya getirdin. Ben oradan şuna şu soruyu soracağım. Biraz e, sana zaman da tanıyacağım bu konuyla alakalı. Geniş bir konu. E, new school'la old school'u nasıl ayırıyorsun? Yani sence Nasıl koy, koy... Bunları ikisini tasnif etmen gerekse e, müzik anlamında söylüyorum tabii ki. Yoksa tanım değil yani. E, nasıl bakıyorsun New School ve Old School kavramlarına? Ya öncelik bu New School, Old School kavramı benim hani en anlamadığım konulardan biriydi esasında. Hala da anlamıyorum ama kendi kafamda ayırdığım şöyle bir şey var. Old School daha böyle bana hep şey geliyor. Daha pure, saf hani daha böyle bir şeylerin oturmamış gelişmekte olan bir bebek gibi. New School'da artık böyle bir şeyleri harmanlamış, değiştirmiş ve hatta zaman zaman ipin ucunu kaçırıyor. Hani aklıma bu iki şey geliyor benim. Hı hı. New School, Old School deyince. G güzel güzel bir ayrım. Ee, peki kendini, e, ya, yurt dışında özellikle böyle çok fazla e, yeni rapçi görüyorum şey ekseninde. Özellikle Avrupa'da böyle e, New School rapçi mesela çok e, strict e, şeyleri oluyor, çizgileri oluyor. Netin netin böyle bir şey var mı, çizgisi var mı? Yani yani şöyle ben abi evet bumbep yapıyorum ama ben bir new schoolum ve ben her şeyi değiştireceğim işte ben farklı yapıyorum kafama göre yapıyorum. Ben sanatçıyım falan. Böyle bir şeyler var mı kafanda? E Tabii şey gibi işte bu hani eski dönemlerde de var. Bu her gelen yeni dalga'nın bir öncekine orta parmak yapıp işte siz köylüsünüz biz moderniz, siz köylüsünüz biz moderniz... ...yapması Öyle bir punk tarafın. Belki içimde vardır ama dışıma çok yansıdığını düşünmüyorum. Böyle zaman zaman çok anarşist, ben sanatçıyım işte ağzıma ne gelirse söylerim. <laughs> ya da istediğim gibi hareket ederim, istersem stüdyoda işerim falan. Böyle bir şeyim ara ara var ama mesela öyle punk insanlar kadar yoğun değilim. Bazı insanlar vardır ya hani işte konuşmasıyla bile seni gıcık eder. Çünkü o kadar punktur o. Hani ben o kadar punk değilim ama bir miktar. <laughs> <laughs> bir, bir miktar da iyidir. yani ben müzisyenin her zaman böyle bir ufak manyak tarafı olması gerektiğini düşünüyorum ama e, Türkiye'deki manyaklık biraz show business karıştırılıyor F hani freak show karıştırılıyor o yüzden çok da coşkuyla yapın be kardeşim falan diyemiyorum ne yazık yani hemen böyle çünkü Alişan kıvamı e, freak show'a bağlanılıyor hızlı bir şekilde. <laughs> ya bizdeki ee, şey işte böyle hani Türk aile baskısının altında kalmış bir manyaklık hani. Evet, Koltuğun da evet. tepesine çıkamıyor çocuk o kadar. <laughs> şey de bir arkadaşımla oturuyorduk. Şey demiştik konuşurken. Hani trap sound'unun bir şeyi var abi. Üniversite yeni kazandım trap'i. Hani böyle bir alt canra var ya biz buna çok inanıyoruz yani. Şey yani o kadar uçuk ki hiçbir gerçekliği yok. Gerçeklikte hiçbir bağı yok. Aynı yani üniversiteye geçtim moru gibi bir şey yani. Hani bir anda korkunç trapler yapılıyor böyle saçma sapan ee, bu, bu noktada ben şeyi yani bu bir temenni bir dinleyici olarak bir temenni sadece işte az önce saydığımız ve daha birçokları e, upcominglerin yeni yeni jenerasyonun yani ee, birçoğunuzdan böyle feedbackler duyuyor olmak da çok hoşuma gidiyor şeyin ayrımının farkında olmak yani e, bu işin bir punk tarafı var ama bir de freak tarafı var bir de hani böyle kafayı yemiş uçuk kaçık delirmiş bir tarafı var biraz ayaklarınızın yere bastığını görüyorum. Yer yer, yer yer, yer yer. Bazen de çok herkes çok saçma sapan şeyler söylüyor. Böyle şey oluyorum, lanet olsun falan oluyorum ama. Ee, güzel yani, bu, 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 noktada güzel ama e, sen kendi adına şeye nasıl bakıyorsun? Yani ne bekliyorsun mesela bu jenerasyondan? Senin içinde bulunduğun trapçi slash rapçi jenerasyonundan ne bekliyorsun? Ya bence mesela upcoming artist olarak bence benim mixtape'de şey düetim olan Gok da bence çok önemli upcoming'lerden bir tanesi olacak yani. Hani özellikle onu ben çok bekliyorum. Onun yapacağı işlerden sonra tekrar işlerime dönmeyi bekliyorum hatta. Bence yeni jenerasyon bu ıı, Türkiye'de ya da bizim toplumda hep şöyle bir şey var ya. Hani tamam batıdayız bir kısmımız ama işte kafamız çok doğu. Ama işte hep böyle dışarıdan bir batıdan bir şeylere bakıyoruz, bakıyoruz hep o çerçeveyi istiyoruz. Ama işte bu alan oyunu yaşamaya uygun değil. Çok arada kalmış bir nesiliz. Bu internetin gelişimi ve işte artık dünyanın globalleşmesi falan şey gibi yaptı bizi sanki artık biz oradaki yani buradaki kültürü yaşamak zorunda değiliz ve istediğimiz kültürü alıp yaşayabiliyoruz. Daha serbestiz. Ve sanki kafamız daha iyi çalışacak gibi. Ben böyle hissediyorum. yeni nesille alakalı. Bizim jenerasyonların daha böyle üretici, verimli işte Amerika'dan sound çalmak yerine işte başka şeyler yapan, İsviçre'den fikir çalmak yerine başka bir şey yapan bir nesil olabileceğimize inanıyorum. Çünkü aramızdaki konuşmalarda da hep geçen şey ya da derdine düştüğümüz en azından benim her gün gokla falan da kafa patlattığım şey şu hani bu soundu nasıl değiştirebiliriz ya da bu soundu kendimize tam olarak nasıl uyduracağız? Bu nasıl olacak? E, tamamen kendi tavrım, kendi sözlerim. Kendi müziğim. Yani bu çerçeveye bunu nasıl sokacağız? Ben bu son dediğine çok beğendim. İnanılmaz beğendim. Öyle böyle değil. Korkunç beğendim. Yani çünkü e, ya özellikle başka ülkelerin tarihine baktığın zaman bakarsana ya rap tarihlerine hep şeyi görürsün. Yani bir noktada onlar bu işi anlamaya çalışmışlar. Yani mesela Almanya'da kuğu cool Savaş'la e, şey Sami Deluxe'un şey tartışması var. İngilizcedeki kafiye şemalarını Almancaya nasıl uyarlarız gibi tartışmaları var. Yani. <laughs> bu adamlar onlara kafa yormuş, tamam mı? Ve Aynen. ilk başlarda İngilizce yapmışlar. Çünkü onlar için rap İngilizce. Aynen. Yani Aynen. bunu alamazsın yani bir anda. Ve anlamışlar bunu ve bu yüzden bir Almanya ekolü diye bir şey var. Ekol olabilmiş işin sonunda. Ee, Türkiye'de bu hiç olmadı. Yani ilk jenerasyonda var gerçekten. Karakanlarda, kartellerde bir zaten onlar literatüre oryantal Hip Hop diye geçtiler. Ondan sonra yok. Yani Sagopalarla falan galiba 2004-2005 son. Bilmiyorum bunun tarihçesini çıkarmadım. Sonrası tamamıyla copy paste. Yani 50 Cent dinliyor adam Türkiye'de aynısını yapıyor falan. Hani bu çok geç kalmış bir şey. Ee, umarım mesela siz, sizle beraber şey olur yani. Biz bunu kendi müziğimize nasıl giydiririz? Evet abi ben Travis Scott'ın yaptığını çok beğeniyorum. Evet çok iyi herif. İşte ya da A$AP Rocky çok beğeniyorum. Ama ben bunun aynısını yapamam. Ama herif ne yapmış abi? Bir dakika bir bakayım ben buna. Hani ne kullanmış, nasıl kullanmış? İşte mesela şey var ya. Mesela bu, buraya da gelelim orada hadi. Diril'i falan da o yüzden açmıştım ama dağıldık. Diril noktasına gelecektim buradan. Bu giydirme... E, kuşanma muhabbetinden sonra. Sürekli bir switch'ler var her yerde. Bunun İngiltere orijinine bakarsan eğer ee, bu beat switch'ler bir şey hizmet ediyorlar. Türkiye'de sadece yaptık demek için yapılıyor. Ee, bir noktada... E... Niye Türkiye'de de selam veriyorlar işte ya. Selamun aleyküm, aleyküm selam falan. <laughs> beat switch'te selam veriyorlar. Allah'ım ne kadar kötü her şey. Bak başım ağrıdı yine bana böyle. <laughs> Geldiler bana. Ya Türkiye'de... Ya bu şeyle alakalı. Nasıl diyeyim? Ya bu her zaman böyleydi ya. Bir underground kesim oluyor Türkiye'de. Underground kesim böyle her zaman şey kafasında abi hayır sanat yapalım abi abi iyi yapalım ve daha az ekmek yiyelim ama güzel bir şey oluşturalım ve Türkiye'de popülere çıkmak için en basit teknik hep kopyalama oluyor. Demek ki bu kulağa aşina geldiği için iyi bu taktik. Bu değişir mi? Bence işte yeni nesiller yani gelecekte eski popçular gibi eski rakçılar gibi olacağımızı düşünmüyorum ben. Ya, o noktada ayrışacağımı düşünüyorum. Mesela ben başka bir müzik canlısından örnek vereyim. Rock müziğin, Türkçe rock müzikte e ee, bir 2000'ler jenerasyonu var. 2000. Yani 2000 yılında işte Teoman'lar, Kurbanlar, Çilekeşler falan. Ve bu heriflere baktığında şeyi görebiliyorsun. Hepsi 93-94'te Kadıköy'de tanışıyorlar. Anladın mı? Hani bir noktada ve müzikleri üzerine kafa yoruyorlar. Beraber zaman geçiriyorlar. Ee, burada hani isimleri verdim ama Kurban sanırım or Çilekeş pardon, Çilekeş oradan değildi. Ee, ama bir noktada şey var. Yani bir noktada kendi içlerinde bazı tartışmalar döndürüyorlar. Türkçe rapin hep böyle bir eksiği oldu. Ee, hani belki bu yarışmacılığın da ya da sizin jenerasyonunun bir iletişim avantajı var çünkü. Yani 2021 yılındayız, 92'de değiliz. Ee, bu yüzden bir avantajınız olduğunu da düşünüyorum. Umarım bunları da düzeltirsiniz diye umut ediyorum ama bir yandan da sırtınıza çok şey yüklemek istemem. Türkçe şerepi siz adama edeceksiniz falan. Hani böyle coş, coşmak da istemem ama yaptığınız şeylerin farklı olması beni hoşuma gidiyor. Senin müziğinde bir şey var mı? Ben farklı olmalıyım. Yani en farklısını yapmalıyım. Şey var mı? Challenge var mı? Yani benim kendimle ilgili hep şöyle bir challenge'ım var. Hani kendime has ve unik bir duruş sergilemeliyim. Bu böyle aşırı uçta veya farklı olmak değil de en azından insanlar beni dinleyeceği zaman, dinlediği zaman şey diyebilmeli. Hani ha tamam bu net. Hani kendince bir şey yapmış. Hani bu sadece. Hep bu kendim olmaya... Benim hep bununla bir derdim oldu. Niye bilmiyorum. Hani sound'umda vokal tekniğinden tut işte onun mixlenmesi veya her türlü şeyde tamamen karakterize edilmiş bir şey yapmak istiyorum. İşte şarkılarımın çoğunun içinde bilerek böyle nefes alma hataları bırakıyorum. Daha onu böyle canlı bir hale getirmeye çalışıyorum. Hani sürekli böyle yaptığım en böyle nasıl diyeyim freak şeylerden bir tanesi o. Bazı hataları bile isteyip üzerinde bırakırım imza gibi. Yani e, şeyi merak ediyorum bir yandan da. E... Şu an belki kariyerin başı aslında ee, ama bunu ileriye dönük de cevaplayabilirsin. Ee, şu an sence seni farklı kılan şey ne? Yani senin imza, imzan ne? Alameti farikan ne? Öyle sorayım. Ee, veya ileride ne olmasını istiyorsun? Neye çabalıyorsun? Ne tarafa ağırlık vermek istiyorsun müziğine? Bu da hatta Hazreti'ye başladığımda içimden böyle bu soruya verdiğim bir cevap vardı. Yani ben her sound'a girebilen bir rapçi olmak istiyorum. Hani yaptığım yeteneklerden bir tanesinin bunu olmak istiyorum. Sadece işte trap değil, sadece drill değil veya işte sadece boom bap de değil. Yap yapılabilecek her yerde rap yapabilmeyi istiyorum. Ama işte cringe bir seviyede de değil bu hani. Pitbull'un üstüne girmesi gibi değil hani. Gayet elegant ve güzel bir seviyede birçok farklı can. Mesela Saint Pop bir parçanın içinde böyle mumble rap yapmak isterim. Ama dönüp işte belki ileride bir old school abimle ya da başka boom bap yapan biriyle dönüp Normal boom bap şarkıda da yapmak isterim gibi. güzel güzel bir hedef bu arada. Ama ben şey şeyi beklerim yani, synth pop bir parça, synth pop özür dilerim, synth pop bir parça da e, e, rap de duymak isterim. Yani onlar biraz Türk ülkemizde anlaşılmayan genre. <laughs> <jenredir ama. gülüyor> Kesinlikle. Evet. Geriye dönüp baktığında Prince çıkalı ne kadar oldu? Bir ee, bir ay bir ay falan oldu. Bir ay sonra geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir albümdü sence? Nasıl bir mixtape'ti? Ya işte kendi kendime böyle tamamen bir challenge koymak istedim. Hani şu kadar günde şunu yaparsın, yapamazsın. Beatleri sadece seçip koymuştum. Dedim bu beatlerin hepsine gireceksin. Bence şeydi ya hani kendimi insanlara birazcık böyle tanıttığımı hissediyorum. Hani vokalimi tanıttım, kendimi tanıttım. İşte karakterize edilmiş çok şey var. Kendi karakterimden anlattığım çok şey var. Bu yüzden bence şey böyle mixtape'i bir karşıladığını düşünüyorum ben. Hani mix ve mastering açısından hataları var evet. <laughs> ama mixtape olarak bence beklentileri kendi açımdan karşıladı. Abi ama yani şöyle bir durum var. Yani mixtape'in olayı bu zaten anladın mı? Mi hani mixtape'den kusursuz bir mix bekleyen bence mixtape dinlemesin. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> yani mixtape'in onunla hiçbir alakası yok. Ya benim adıma şöyleydi. Ben seni görüyordum Twitter'da falan. Ee, ...ya bir şeyler paylaştığını falan görüyordum. Ama mesela şey çok farklı bir şey... ...SoundCloud'dan bir tane şarkını dinlemekle... E, ...mixtape'ini dinlemek... ...ya da işte atıyorum EP'ini dinlemek... E, ...bunlar farklı şeyler. Yani mixtape'e baktığında şeyi görebiliyorsun... ...bu çocuk ne denemiş... ...ne yapmış... E, ...ne yapmak istiyor... İyi müzik mi yapıyor kötü müzik mi yapıyor bir noktada anlarsın ya yani. bu çocuk yetenekli mi değil mi falan. O eksende güzel bir e, iş olduğunu düşünüyorum. E, ya abi bir de mixtape ya tabii ki hatası olacak yani burası hani efendilik isteyen beyaz şova gitsin gibi bir şey yani mixtape de. Ben çünkü öyle eleştiriler çok görüyorum genel genel hatlarıyla şey eleştiriler böyle. E, abi işte keşke şurası düzgün olsaydı burası ama... Hani felsefesini anlamamışsın ki yani. <laughs> Öyle yani ama şeydi en güzel Prens'in en güzel tarafı ben Prens'e çok serbesttim Hani ve mixtape'de ben inanılmaz rahat şarkı yapıyorum mixtape yapacağım zaman. Mesela Spotify'a da single atıyorum. Ama oradaki parçalara da böyle aramda tam istediğim bağ kuramıyorum. Böyle single gidiyor ya onlar hani onlar single single gidiyor. Onunla böyle istediğim bağ ve enerji kuramıyorum. Mixtape'de daha böyle ruhlu bir iş çıktığına inanıyorum ben. Yani şöyle e, mixtape'de bence öyle hissetmenin sebebi mixtape'in çok şey olması. Hani senin alanın abi? Yani playground yani istediğini yapabileceğin bir alan. E, Türkiye'de hani ta yani bu konuşmanın başından beri aynı şeyi söylüyoruz aslında ama Türkiye'de gerçekten anlaşılmamış bir alan. Hani e, para kazanılmadığı için sanırım böyle. Ama bilmiyorum şeyden daha mantıklı geliyor bana. Yani Spotify'a single atıp playlistlere yollayıp lan bir playliste girsem den daha mantıklı geliyor mixtape yaparak kitle oluşturmak öyle bir yerlere gelmek. Evet, Türkiye'de kaçan bir man kaçan bir nokta. Ee, peki seni daha commercial yerlerde göreceğiz mi? Commercial pardon. Yani bu müzik bu müzik bir yerde kıyafetini çıkarıp başka şekil şukul pahalı kıyafetler giyecek mi? <laughs> Benim müziğim mi? Evet. Benim hiç zannet... Ya ben bilmiyorum. <laughs> Bu konulara hiçbir şekilde cevap veremem. Çok erken benim için böyle bir şey cevap vermek. Ama ben hani arkadaşlar arasında falan konuştuğumuz zaman hani şey... Hani herkesin ne bileyim işte ben de şu rapçi gibi olmak isterim tarzında böyle bir şey vardır. Ben böyle Amerikan piyasasını düşünüp hep şey derim. Hani Amerikan piyasası gibi bir yerde olsaydım... Kemik böyle bir Spotify'da bir milyon kitlem olsun isterdim. Kemik ama daha yüksek değil. Ve olabildiğince uçuk ve güzel bir müzik. Yani hem müzikten para getirisi olsun, güzel bir fan kitlem de olsun. Konser de yapayım ama çok da olmasın. <laughs> Benim hep böyle istediğim bu. Türkiye'ye bunu nasıl uyarlarsın işte mesela 100 bin dinleyici mi? Okey. Hani 3-5 akıtacaksa okey. Yani orada 100 bin, 100 bin iyidir ya. Hani şöyle eğer e, halkın istediğini değil de kendi istediğini yapacaksan ve bununla 100 bin dinleyeceksen inanılmaz okey yani 100 bin. Hani çünkü halkımız kesinlikle güzel müziğe karşı olduğu için farklı müziğe halkımız inatla karşı. Ben anlamadım bunun sebebini. Ee, ama yüz bin gerçekten iyi bir rakam bence kafana göre yapıyorsan. Peki ben şey merak ediyorum şey dedin ya filmlerden çok e, müziğime bir şeyler ekliyorum falan diye. E hadi bize bir tane of, film öner. Of dünyanın en zor sorusu ya gerçekten. Hadi hadi. Hızlı, zor falan zor. <laughs> Hızlı değil. Değil değil dün izlediğim filmi hatırlamam lazım ama şu an. Bu çok zor bir soruydu ya. Hemen bakacağım. Şeye bakacağım. <laughs> IMDB'ye bakacağım. IMDB watchlistimle falan bakmam lazım. Aa, bak bu sırada şeyi anlatayım ben bir de. Ben normalde böyle iki sene önce falan bir single çıkartacaktım. İlk böyle mixtape'lerden önce. Stüdyoya gittim böyle para verdim. Tam böyle jenerik trap bir şarkı yaptım falan. Şarkıyı sonra mı yayınlamadım. Mix'ini Master'ını yaptırdım. İşte babacım stüdyosuna falan gittim böyle bayağı pahalı. Hani ama dedim ki yok yapmayacağım ya yani benimim kariyerim bunun üzerine inşa edilmeyecek dedim. Hani o zaman durdum ve işte orada mixtape kafasına girmeye başladım. Bütün hikaye de buradan çıkıyor. Öne öne önemli önemli bir kafa ya bu. Hani gerçekten Türkiye'de çok anlaşılmasını istediğim ama kesinlikle anlaşılamayan bir kafa ne yazık ki. Ee... Çünkü şeyi görüyorsun yani özellikle işte atıyorum Amerika piyasasını takip ediyorum diyorsun. Şeyi görüyorsundur yani birçok rapçinin kariyeri aslında mixtape ya. Kesinlikle ya. Yani birçoğu mixtape olması buralarda olmayacak herifler. Çünkü şu anki şu anki Türkçe rap ile mesela Amerika'nın bir dönemi 2010'ları çok benziyor. Şu anda da mesela Torpil'in yoksa Spotify'da yoksun bir noktada. E böyle bir onlar da şirketler var yani şirkette adamın yoksa yoksun gibi bir durum var. E birçoğu mix tape'lerle tırnaklarıyla kazıyarak geliyorlar yani. E, o noktada çok önemli bir şey bence bağımsız müzisyenler için. Artık ne yapalım? Datpif'in Türkiye'sini mi kurayım? Ben anlamadım yani. Hiçbir fikrim yok ne olacağına dair. E film abi hadi bekliyoruz paşam. Film evet aynen. Filme şöyle dün şey izledim. Erik Rohmer diye bir Fransız abi var. Onun iki tane pilotun karısıyla Dolunay geceleri çok erotik film gibi gözüküyor ama değil. Onları izledim. On Erik Rohmer beni çok etkiledi. Yönetmenin çekim stilleri falan. Onu mesela söyleyebilirim. Bir de son bir tane daha söyleyeyim. <laughs> Onur Savaşı diye bir şey izledim. Yine Avrupa'dan ama nereden olduğunu hatırlamıyorum. Bu filmler son zamanlarda çok hoşuma gitti. Güzel. Not, not aldık. Paylık ben bunu Twitter'da podcast'in altında paylaşırım. <laughs> Peki hadi son bu son soru. Bu son, bu son soru. Hazır mısın? Gerilimi veriyorum ama hiçbir işe yaramayacak. <laughs> bundan ...üç yıl önceye geri dönsen rap yapacak netene ne derdin? Şey derdim. Öncelikle müzik dinleme alışkanlıklarını değiştir. Kesinlikle. Üç sene önce ben bunu söylerdim. İkincisi... um, Türk çeref kesinlikle kesinlikle dinleme derdim. Eee... <laughs> şey 3 sene önce ben çok tek yönlü müzik dinliyordum ve müziklere karşı ya yani 3 değil 3-4 sene önce falan müziğe karşı böyle çok sadece işte Amerikan piyasası strebini falan dinliyordum böyle. Çok sert bir bakış açım vardı. Artık mesela çok fazla rap de dinlemiyorum zaten. Rap'i de bıraktık azaltı azaltı. Ben, ben seni Spotify'da sürekli görüyorum ya sürekli Sezen Aksu'lar falan dönüyor sağda. Sürekli klasik müzikler dönüyor falan yani. Yok bir yandan çok güzel bir şey yani. Ben sen şeylerden miydin? Bir dakika, dur 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 bir dakika, kriz var şu an. Çok katıyım dedin. Çok çok katıyım dedin. Sen de şeylerden miydin? Hashtag dinozor, hashtag dinozor, hashtag. Bilmem cillerden miydin sen? Yok öyle de değildim. Ben her zaman şey... Dinozor abilerimize çok saygılı oldum. Bak Türkçe rap kadar saygılı bir çocuk göremezler yani. Saygılı trepstar. Kesinlikle ben asla saygılı kusur etmem. Hepsini çok severim. Eskiden iyidiler. Bazılarına mesela o yüzden sinirliyim. Çünkü kendilerini hiç geliştirmediler. Büyük abilerimiz. Hani bunları benim söylememi hiç hoş olmaz özellikle şu an. Ama ben kendilerini çok seviyorum yani. Yok canım. Hani. Söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin. Hiçbir hiçbir problem olmaz. Bir şey olmaz yani. Çünkü onlar onların problemi onların problemi bunu hiç duymamış olmaları. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde evet doğru olabilir. Doğru olabilir. Çünkü benim eskiden çok sevdiğim insanlar hala şu anda rap hayatı devam ediyor. Gerçekten çok üzülüyorum hani baktıkça falan. Yani abi ne yazık ki öyleler yani bu ve hep öyle biliyor musun? Yani 90'lardan rap yapan, Türkçe rap yapan adam bile hala aynı rap yapıyor ve diyor ki hiç bomba gibi geliyoruz. Abi ne diyorsun ya? <laughs> nereye geliyor hani bizim haberimiz var mı bu durumdan yani hani biraz kimse de şey diyemiyor onlara dönüp anladın mı hani abi sizin müziğinizi değiştirmeniz lazım diyemiyor yani Aynen. E, deseler deseler bir karşılığı yok desen zaten yani adamın adam için rap çok katı bir şey değişmez bir şey falan e, ama Maalesef problem de bu aslında bir, birkaç tanesiyle çok ciddi konuşmalar yapmak gerekiyor ama bilmiyorum ben uğraşır mıyım hiçbir fikrim yok yani e, Peki abi son olarak e, sevgili Şehir Veritim dinleyicilerine neler söylemek istersin? Öncelikle e, burada olduğum için çok teşekkür ederim. <laughs> e, abi bu programı ben ne zaman? İki sene önce mi? Değil mi? Ben bayağı önce seni keşfetmiştim. Hani dinliyordum. Bu program gerçek sayesinde birçok böyle insanı keşfetmemize sağladı. Bu yönünü seviyorum zaten. Bir de arada böyle <laughs> bizlere de güzel laflar sokmanı. Hani azıcık azıcık böyle çıtır çıtır gidiyor. Herkese sağlık ve huzur dinliyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok galiba. Ya ben ben, ben bir şey eklemem lazım ama şimdi ben burada size laf sokmazsam şimdi size burada laf sokmazsam bu programın bir olayı kalmaz. Şey gibi olur. Eee sadece büyükleri prim için eleştiriyor oluruz yani hani e, şey tipler var ya YouTube'da falan bilmem nenin ismini geçiriyor falan parantez içinde yazıyor ki tık gelsin falan. Dopöte öyle bir şey dedim ki falan yani. Ama çok ufak bir şey söyleyeyim mi? Hani orada Tabii ki. mesela beni beni azıcık beni çok küçük dokundurmuştun ya bana. Onda bir tık üzüldüm. Bir tık üzüldüm ama üzüntüm hemen geçti. Haklı buldum yani böyle. Neye üzüldüm orada biliyor musun? Üzüldüğüm şey şuydu. Ben işte o zamana kadar böyle bir hani Prince mixtape'ini atmıştım. Onun altında da derleme mixtape'im var 15 şarkılık. Ulan ben bu kadar şarkı yapmışım. İşte beni konuşmadı. Şimdi işte bir tane tweetimle <laughs> biri konuştu. Kendi içimden bunu söyledim. Sana hak verdim. Kendi içimden de bunu söyledim. Ama sonra evet, zaten... Söyleyebilirsin. Yani ee. bu sonuçta özgür özgür ifadedir. Yani ben söyleyecek <laughs> hiçbir şeyim yok. Ama şey var yani... E, benim mesela... o Ben senin o mixtape'ini gördüm. O mixtape'ini dinledim. O mixtape'ini konuşmadım. Çünkü dedim ki bir dakika dur bir dakika. Herkes mixtape yapıyor. Ben bunları bir araya getireyim o zaman. Hadi hepsini konuk alayım yani çünkü şey var yani ben şöyle düşünmüştüm en azından şimdi benim ben size burada yer versem belki buradan 700-800 kişi dinleyecek seni buradan gidip podcast dinleyecek ardından diyecek ki bu kimmiş diye bakacak gidip ama bir noktada mesela seni dinliyor olmaları senle bir bağ kuracakları anlamına geliyor ve bu oran çok daha yükselebiliyor benim bana daha şey daha mantıklı gelmişti bir no name'in albümüne yer vermektense kendisine alan vermek kendi müziğini kendisi anlatsın. Kendi müziğine bakışını kendisi anlatsın demek daha mantıklı gelmişti. Senin kırgınlığını ama yine de anlıyorum. Ben olsam ben de bir tık ulan albüm yaptık be falan diye <laughs> ben de kırılırım yani. yani <laughs> ulan, çok küçük bir olsun. Çok küçük bir çıtır oldu zaten onun mesajda ama dediğin noktada da sen senin söylediğin şey de bana başka bir akıl verdi yani. Hani o açıdan da bakmak gerekiyor. Ama ben gerekti. orada şeyde şimdi bir dakika net. Ben orada şeyde söyledim. Oğlum sen yeteneklisin. Ne güzel müzik yapıyorsun. Bunların hepsini söyledim yani dedim. Yani buna gerek var mıydı paşam dedim yani. Daha, doğru. Daha ne diyeyim yani. <laughs> çok doğru. işte güzel akıl oluyor. Bir iletişimi kurduğun sürece aslında ya kurman gereken insanlarla bir komüniteyle bir toplulukla bence kariyer yönetimini de böyle rahat yapabilirsin aslında. Ya Türk çerepçilerde çok olmayan bir şey ya da Türk müzisyenlerinde çok göremediğimiz bir kariyer yönetimi var ya. Hani azıcık eleştiri dinleyip ama çok da dinlememen lazım böyle. Hani çok hafif bir bakacan doğru böyle aklına güvendiklerinin eleştirileri alacaksın. Sonra devam. <laughs> Abi onun bu dediğin şeyin sebebi şey bu arada. Yani Türkçe rapte yıllarca e, eleştiri yerine YouTube yorumu olduğu için bütün eleştirileri ciddi alamazsın bir noktada. Hani şey gibi olur o dünyadaki herkesin dediğine göre bir şey yapman gibi olur diye düşünüyorum ve ufaktan kapatıyorum. Sevgili Şehir üretim dinleyicileri buraya kadar hem bana hem Net'e sabrettiğiniz için teşekkür ederiz bence Net'i daha yakından tanıdınız. kendisinin Hazreti Mixtape'i çıkınca onu da paylaşırım. Bunun bu Twitter'da bunun altına şey de eklerim. Prince Mixtape'ini de eklerim. Dediği filmleri de eklerim. Sonra siz de hashtag Net'le hafta sonu <laughs> gibi paylaşabilirsiniz bir yerlerde. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.